I got broads in Atlanta, switch to the lean to find me, credit cards in the scammers, hitting the licks in the family. Merhabalar, burası Bulgaristan. Şu anda duyduğunuz müzikle saat kulesinden gelen ses, saat başı devamlı böyle uyarıda bulunuyor saatimiz. Şimdi oraya gideceğiz. Burası merkezdeki bina. Karşıda park var. İşte burası Kırcalı'nın gördüğünüz parkı var. Merkez bir park. Biraz ileride de devlet dairesi bulunmakta. Genelde herkesin gelip de burada dolaşmadığı yer yok. Şöyle ön taraftan aslında düzlük bir mekan. Şu bizim saat kulesi olan bina. De eskiden kalma binalardan. Gayet de aktif, resmi bir bina. Burada polis merkezi bulunmakta. Eğer müdürlerle işiniz olacaksa resmi işlerde, yine şikayetlerde ve memnuniyetinizi belirtecek fikirde bulunacak olduğunuz yer burası. Parktan başka bir görüntü. Şöyle oturmaya kafeler var. İnsanların oturup da böyle gezdiği rahat bir şehir burası. Bakın bu parkta böyle küçük poni de var. Kiralayıp gezdirebilirsiniz çocuklarınızı. İşte burası Oblastna Direkcija na MVR yazıyor. Yani bölge polis merkezi. Yani tam merkez de değil. Yani resmi evrakların, resmi kurumun bulunduğu bir yer. Şurada genelde bizim muhacirlerin bulunduğu evrak işlerine ihtiyaç duyduklarında iş yaptırdıkları BEHİ diye bir firma var. Şöyle BEHİ firmasının bize yapabilecek olduğu hizmetler bunlar. Burada yukarıda sokakların isimleri. Şurada da bizim Türk lirasının ne kadar düştüğünü görebilirsiniz. Bakın, şu anda Temmuz ayındayız. Fiyat aralığı bu. Bu da resmi binanın daha eskiden komünizm zamanında yapılmış mozaik bir çalışma. Burası da yine resmi bina. Yani Kırcalı valisi olan Hasan Aziz ve yanında hemen DPS'nin başkanı olan Ahmet Dogan'a resimleri konulmuş. Burası da onların binası. Gezdiğimiz merkez parkta Kapitan Georgiy Georgiev diye böyle bir heykelimiz var. Herhalde denizci birisi. Bilgimizi daha net görelim. Merkez parkımızda böyle tatlı bir dondurmacımız bulunmakta. Şu görüntü çok şeker. Dondurmacı da bu. Fiyatlar böyle. Bunlar da komünizm zamanından kalmış küçük çeşmeler, şirin. Devamlı su akmakta. Parkın diğer kısmı. Burada çok fazla çingene bulunmakta. Böyle bebekli anneler var. Bebek arabalarıyla çıkmış. Gezdiriyorlar bu güzel havada çocuklarına. Burada bir turist bey var, Taner Bey. Onu tamir işlerinden tanıyorsunuz. Parkın karşısında böyle döner yiyebileceğiniz ama harika dönerle yiyebileceğiniz bir yer var. Türkiye'deki gibi değil bu dönerler. Normalde çok malzemeli içi.
şöyle güzel bir havuzun başında bayan var. Burada oturanlar. Hep parkın diğer ilerleyen kısmında. İnsanlar görüyorsunuz. Hava çok güzel. Burada da oyun parkı var. Yine parkın içinde atlama zıplama botu. Bizim Türkiye'deki mısırcıdan var. Dondurmacı var. Bunun adı batutmuş burada. 10 dakikası 2 lir. Burada poniçki dedikleri böyle bizim lokmalardan satıyorlar. Dondurmacımız var. Yine içecek satılan böyle değişik bir yer. Ponçik de burada bulunmakta. Küçük poniyi görüyorum. Kiralamak isteyen gezebiliyor. İşte şimdi bu parkın çok karakteristik olan, çok eskiden bulunan bir tane ayı heykeli var. Ona doğru yaklaşıyoruz. Şimdi size onu videolu şeklini göstereceğim. Böyle yuvarlak taşlardan yapılmış. Böyle bir ayıcık heykel var burada. Herkes gelip fotoğraflarını çekmekte. Bakın şu anda böyle hoş bir aile fotoğraflarını çekti. Şimdi de sıra bizde olacak. Şurada hemen ayının yanında bir çeşme var. Susayanlar oraya koşuyor. Kendini sulamak için. Bu yaz sıcaklığında ve karşınızda da gördüğünüz böyle ağaçların arkasında kalan bir tane bina var. Ona aslında şeklinden dolayı gemi bina diyorlar. Ama orası bir belediye binası aslında. Bu da bizim YouTube'un sahibi olan, kanalın sahibi olan bizim Barış'ımız. İşte bu güzel ayının üzerinde poz vererek sizi selamlamak istiyor. Merhabalar. İşte Barış Bey nasılsınız? İyi. Nasıl keyifler? İyi. Geziden memnun musunuz? Başla. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Abone olduğunuz sürece hep size, yani dünya hep gezecek. Burada yapılan dönerlerin iç görüntüsü. Burada kahvaltı sofrası sunuluyor. Burası da bizim genelde döner yediğimiz yer. Fiyatları da bu şekilde. Burada merdivenlerden çıktıktan sonra şehitlik anıtını görüyorsunuz. Kırcalı'da özellikle parkın bitiminde bulunan bu heykel buranın anıtlarından bir tanesi yine. Buradan ileriye doğru zaten çarşıya doğru gidilmekte. Şöyle bir görüntü yapalım. Güzel bir manzara var arkamda. Şöyle parkın karşısında bulunan bina var. Burası bir change bürosu. Yanında da bir tane çocuk mağazası var. Burada da yanında kocaman bir park yeri var. Normalde şehre geldiğinizde arabanızı rahatla park edebileceğiniz park yeri ve en uygun yer burası. Karşıda da bir tane durak var. Buradan otobüsler gidiyor şehrin başka yönlerine. Bu da bizim Türkiye'den geldiğimiz arabamız. Türk plakalı. Bakın karşımızda yine bir tane daha 16 numaralı Türk plakası var. Ama diğerleri de K harfi yazan, yani Kırcalı'nın plaka numarasını taşıyan diğer arabalar ile dolu burası. Çünkü Bulgaristan
Kırcaali şehri Türklerin en çok bulunduğu yer. Şurada ilginç karavanı bulunan bir tane kamyonet var. Hatta minibüs var. Şu resim de bana ilginç geldi. Yine bakın bir Türk plakalı araba daha bulunuyor burada. Yaz geldiği zaman insanlar gezi için Türkiye'den çok gelenler oluyor. Bursa'dır, İstanbul'dur. Bakın İspanyalı bir tane var. S plakalı şu. Burası. Böyle değişik ülkelerden gelen insanlar dolu. Hatta ülkenin her yerinden gelen insanlar dolu. Bakın bir tane de 34 numara, bir tane 35 numaralı. Bizim Türkler, evet, özürlerin yerine park etmiş. Genelde Türkiye'de de bunu fark ettiğimiz, bizim Türklerin böyle bir kurallara uymama gibi durumumuz var. Burada yeni sürücüler için üstünde bizim Türkçe Y harfi, burada ise U harfi olarak, yani uçenik diye geçen yeni ehliyet almaya gidenlerin arabaları bu şekilde görünmekte. Arkada da yazıyor, aniden durabilir. Böyle bir görüntülü arabayla şoförlerin ehliyetini aldırtıyorlar.